6. sınıflar için hazırlanan birinci dönem ikinci İngiliz yazılısıyla birlikteyiz arkadaşlar. Ben Çağrı Hoca. Birinci soruda kelimeleri uygun kategoriye yerleştiriniz demiş. Kategorileri de countable ve uncountable yani sayılabilen ve sayılamayan olarak ayırmışlar. Kutudaki kelimelerin anlamlarına baktığımızda salt, tuz, bread, ekmek, cucumber, salatalık, honey, bal, rice, pirinç, egg, yumurta, olive, zeytin, butter, tereyağı, tomato, domates ve croissant da yine Türkçesi croissant. Bunların 5 tanesi sayılabilen kategorisinde 5 tanesi sayılamayan kategorisinde. Eğer konuyu bilmiyorsanız tekrar etmenizi öneririm. YouTube'da videoları da var. Ve ilk kelimeden başlayarak tek tek yerleştirelim. Salt tuz sayılamayan kategorisinde arkadaşlar. Tuzu tek tek sayamayız. Gerçi böyle deyince çok mantı olmuyor. Mesela parayı sayıyoruz falan diye itirazlar geliyor. Ekmeği biz sayıyoruz diye itirazlar geliyor. O yüzden Türkçe gibi düşünmeyelim ama genel mantık olarak tuzu sayamayacağımız konusunda hemfikiriz bence. Bread, ekmek bizde sayılabiliyor. İngilizce'de sayılamıyor. Bir somun ekmek dediğiniz zaman İngilizce'de sayılıyor. O yüzden bread'i sayılamayanlar kategorisine yazdım. Cucumber salatalık sayılabilir. Bir salatalık, iki salatalık diye. Cucumber'ı da sayılabilenler listesine yazdım. Hani bal yine sayılamıyor. Ne diyebiliriz buna? Mesela Türkçe'de derler. Bir kilo bal derler. iki kilo bal derler. O zaman sayılabilir kategorisine giriyor. Rice yine sayılamayan kategorisinde pirinç ek ee, sayılabilir yumurtalar 1-2-3 diye olive zeytin yine sayılabilir çoğulu da oluyor bunun olives diyoruz çünkü zaten sayılabilen şeylerin çoğulları oluyor sayılamayanların olmuyor arkadaşlar butter tereyağı o da sayılamayan kategorisinde ve yine kiloyla veya gramla ölçülebilir tomato sayılabilir ve croissant sayılabilir İkinci sorudan devam ediyorum. Altı çizili sözcüklerden doğru olanı yuvarlak içine alın demiş. Yani şu slash işaretiyle iki ayırdığı yerlerden doğru kelimeyi seçeceğiz. E, and, some, any ayrım yapmamız isteniyor. Birinci soruya baktığımda I have friend demiş. Some demesi için friends olması gerekirdi. O yüzden some değil arkadaşlar. Doğru cevap E. I have a friend. Benim bir arkadaşım var. İki de is there. Soru olmuş. Hiç kahve var mı diye soracağız. O yüzden any olacak. I don't want Yine olumsuzda da en kullanıyorduk. Hiç yumurta istemiyorum. I don't want any eggs oldu. Dörtte we need. Bizim ihtiyacımız var. Süt sayılamıyor. O yüzden e olamaz. Biraz süte ihtiyacımız var. Are there apples? Hiç elmamız var mı diye soracağız. Bakın apples demiş. O yüzden any dedim. Zaten e olması için bunun are değil is diye başlaması gerekirdi. Gayet kolay aslında. 3. bölümde boşlukları sam veya any ile dolduracağız arkadaşlar. Burası da 20 puanlık önemli bir bölüm. I'm so hungry and look at the fridge. Çok açım ve dolaba bak demiş. Buzdolabına bak. There is nothing in it. İçinde hiçbir şey yok. We don't have. We don't have dediyse olumsuz ve sorularda any kullanıyorduk. Buraya any yazdım o yüzden. We don't have any tomatoes. Hiç domatesimiz yok. And we don't have. Yine olumsuz cümle geliyor arkadaşlar. Any jam. Hiç reçelimiz de yok. Martin diyor ki... Well, let's make pancakes. O zaman pankek yapalım. Carlos diyor ki... Okay, tamam. We need... ne ihtiyaçları varsa onu sayacak. We need some milk and flour. Biraz süte ve una ihtiyacımız var. Biraz şekere ve yumurtalara ihtiyacımız var. Sam yazdım o yüzden. Do we have... Bakın soruya geçtik. Yine o zaman any gelecek. Do we have any eggs? Hiç yumurtamız var mı? Martin diyor ki... Yes, we have. Evet demiş. Olumlu cümle kuruyor o yüzden sam getirdim. Evet biraz yumurtamız var ya da birkaç yumurtamız var. Now do we have? Peki şimdi hiç unumuz var mı? Martin yes. Evet diyor. We have. Dolapta biraz unumuz vardı diyecek. Carlos great. Harika diyor. Do we have hiç sütümüz var mı? Do we have any milk? No we don't but. Hayır yok ama satın alabiliriz demiş. Biraz Süt satın alabiliriz şoptan. Can we make the pancake with them? Peki pancake'i bunlarla yapabilir miyiz? Martin de yes we can. Evet yapabiliriz demiş. İkinci sayfaya geçtim. Dördüncü bölümde boşlukları örnekteki gibi uygun düşen kelimeyle doldurunuz demiş. Gayet kolay bu arkadaşlar. Çünkü çok güzel ipuçları verilmiş bize. Yapılmış olana bakalım. Bir de diyor ki I love living in Lincoln. Lincoln'da yaşamayı seviyorum. About 120,000 people live in the city. Yaklaşık 120,000 insan bu şehirde yaşıyor. İkide ise Jason is at the demiş. Boşluk bırakılmış. He is getting on train. Jason bir yerde ve trene biniyor. Trene biniyorsa tabii ki tren istasyonundadır. O yüzden bu boşluğa train station yazıyorum. Üçte Brenda is waiting for the next bus. Brenda bir sonraki otobüs için bekliyor. At the şurada demiş. Nerede beklenir otobüs? Tabii ki bus stopta. Dörtte I want to watch Superman. Superman izlemek istiyorum demiş. Nerede izleyecek? Sinemada izleyecek tabii ki at the cinema oldu. 5 Betty is at the bir yer. She is buying some new clothes for herself. Kendisi için kıyafet alıyormuş. Nerede olabilir baktım. Restoranda olamaz. Tabii ki shopping center oldu burası da. Sonra restoran kaldı. Peter is eating a test meal. Lezzetli bir yemek yiyor. Tabii ki restoranda. Beşinci soru. 15 puanlık örnekteki gibi şimdiki zaman cümleleri kurun demiş. Şimdiki zaman tek cümleyle anlatacak olursak Özneden sonra emizar geliyor ve fiilimiz ing alıyor arkadaşlar. Olumlu olumsuz soru hallerini göreceğiz şimdi tekrar. Örnekte şöyle yapmışlar. My sister is playing the guitar now. Kardeşim şimdi gitar çalıyor. İki de her brother and her sister yazalım. Yardımcı fiilim are. iki kişi oldukları için dikkat edin buna. Fiilim visit ing aldı. Devamı aynı. Their grandparents olumlu cümle dediği için böyle yaptık. 3'te Tom talk on the phone olumsuz olacakmış. Tom özne olarak he'ye denk geliyor. O yüzden yardımcı fiili is. Fiilim ing aldı. Tom is talking oldu. Fakat bir şeyi unuttuk. Negatif olacaktı bu cümle. O yüzden Tom is not talking veya Tom isn't talking olacak. Devamı yine aynı on the phone. Son kısımlar direkt aynen yerleştiriliyor. 4'te Helen yine olumsuz olacakmış. O zaman Tom'a yaptığımın aynısını yapacağım. Çünkü Helen da she. Helen isn't clean fiilim. Ayıncı aldı. Devamı aynı. Helen şu anda odayı temizlemiyor demiş olduk. Beşte soru yapmamız isteniyor. O yüzden yardımcı fiil başa gelecek arkadaşlar. Özlem you olduğuna göre yardımcı fiilim are olur. Are you waiting fiilin wait for the bus. Otobüsü mü bekliyorsun diye bir soru sormuş olduk böylece. 6 ise 5 n 1 k sorusu yani asıl soru kelimemiz why. Daha sonrası 5'teki gibi devam edecek. The baby öznemiz yani bebek. O yüzden is olacak. Why is the baby cry fiilim ing alacak. Crying olacak. Bebek neden ağlıyor? Geldik son bölüme. Altıncı soru aşağıdaki boşlukları karşılaştırma sıfatları yani comparative adjectives kullanarak doldurunuz demiş. Comparative'ler dahalı kelimelerde sıfatlardı. Bunu da tek cümleyle özetleyecek olursak sıfat kısaysa kendisinden sonra er takısı alıyordu. Uzunsa da kendisinden önce more eki alıyordu arkadaşlar. Hemen şimdi göreceğiz. I'm Rebecca, ben Rebecca'yım. I usually prefer the trains. Genellikle trenleri tercih ederim. I never get on the bus. Hiç otobüse binmem. Because buses are slower than trains in my town. Çünkü benim şehrimde otobüsler trenlerden daha yavaştır. Slower dedik. Also, aynı zamanda trains are trenler dedi. Fast verilmiş parantez içinde. Daha hızlıdır demek için faster yazdım. Faster than the other transport vehicles. Diğer ulaşım araçlarından daha hızlıdır. I love traveling by train. Trenle seyahat etmeyi seviyorum. But the train is ama tren expensive than the bus. Otobüsten daha pahalıdır diyeceğiz. O yüzden buraya more expensive yazıyorum. Çünkü expensive uzun bir sıfat. Genelde üç eceden fazla diye özetlenir ama bunları zaten kitapta göre göre yapa yapa kendiniz öğreneceksiniz. Öyle bir kural ezberlemenize gerek kalmayacak. We have a new train station in the city center. Şehir merkezinde yeni bir tren istasyonumuz var. Otobüs istasyonundan daha büyüktür demek için it's bigger diyeceğim arkadaşlar. Tek heceli ve ortası sesli harf olan kelimelerde son harf tekrar diyordu. O yüzden tekrar g yazıp sonra r e yazdım. Buna da yine dikkat etmeniz gerekiyor. I think it's demiş. Bence havaalanından daha modern diyecek. Buraya o zaman more modern yazıyorum. Eğer bu konuyu da hatırlamıyorsanız yine YouTube'dan çalışmanızı tavsiye ederim. I often ride my bike. Genellikle bisikletime binerim. Çünkü o daha ucuz diyeceğiz. Cheaper verilmiş. Cheaper oldu. And ve daha sağlıklı. Health genel İngilizce kuralından hatırlayın arkadaşlar. Sonu sessiz harf artı Y ile bitiyorsa o Y ye düşüyor, I'ye dönüşüyordu. Daha sonra getirmeniz neyse onu getiriyordunuz ve böylece healthier yazmış olduk. My grandparents live in a small country. Benim büyük ailem küçük bir ülkede yaşarlar. We sometimes visit them by plane. Bazen onları uçakla ziyaret ederiz. I think the plane is, bence uçak, more exciting, daha heyecan verici than the train, trenden demiş. I like my grandparents' country, büyük ailemin ülkesini severim, oradaki hayatı severim demiş, life demiş. Because according to my parents, çünkü aileme göre it's cleaner, daha temiz than the city, şehirden daha temiz. Şimdi şehirle kıyasladığına göre demek ki... Anneannesi, babaannesi artık her kimse onlar köyde yaşıyor. Country'nin köy anlamı da var ülke dışında. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ama önemli değil. Siz parantez içindeki sıfatları doğru yerleştirdikten sonra bu test için çok sorun olmayacaktır. Our city is bizim şehrimiz. Daha kalabalık diyeceğim. More crowded and daha gürültülü. Noisier than the country. Köyden daha gürültülü oldu. One day I want to live in the country. Ben ileride bir gün ben köyde yaşamak isterim diye bitirdi ve biz de sınavımızı bitirdik. Yüzlük bir sınav doldurduk arkadaşlar. Tavsiyem eğitimhaneye gidip 6. sınıflar 1. dönem 2. İngilizce sınavlarından son 3 sınavı çözmeniz. Çünkü büyük ihtimalle %80-90 ihtimalle o sınavlardan biri çıkacak size de. Eğer bilmediğiniz konular varsa onları yine YouTube'dan çalışmanız. Böylece yüz alma ihtimalinizi arttıracaksınız sizde. Sınavdan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Herkese başarılar diliyorum.